yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin. Korkut Ali TV mikrofonlarına konuşan Yaşar Kılınç isimli vatandaş kendisinin dolandırıldığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi. Evet, şu an bizi yolda görüp bize derdini anlatmak isteyen Yaşar teyze ile beraberiz. Evet Yaşar teyze. Bir alışveriş, güzel bir şey. Alışveriş nur kokar, güzel bir şey. Alışveriş yaptık. Ben bu adamlara güvendim. O anam dediler, ben onlara oğlum dedim, aldım, verdim, sattım, her neyse. Hiç aramadım. 5 senedir bu adamlar beni dağdan dağa, taştan taşa vura 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 vura. Yani Türkçesi beni dolandırdılar. Hem bunlar mafya, hem bunu istersin ki inkar etsinler. Hem bunlar mafya, hem bunlar dolandırıcı, hem bunlar yani bunların elinden gelmediği yok. Halk bana dedi ki bunlardan uzak dur. Ben dedim ki gene yok yapmazlar. Kızımın 5 milyarını aldı bu Mevlüt Çoban. Ben hastanede yatıyorum. Beyim hastanede yatıyor. Kızım dedi anne vermeyelim. Vermeyelim dedim annem bir şey olmaz ver. Tapu vereceğim. O parayı aldı kaçtı. Tam 3 sene geçti. 5 milyar. Benim güzel kızım istersen resmini de göstereyim ama yazık. Ondan sonra o çocuğun boşanmaya çıktı. Elinde yok, altın topladı. Ondan sonra geldim belediyenin parasını öderim dedi. Ödemedi. Mahkemelik olduk. Burada mahkeme, hakim, savcı dedi ki niye böyle yaptın? Dedi ki ben yapmadım. Tamam elimde yoktu yaptım. Savcı, hakim dedi ki hani işini bitirin yazık günah değil mi? Ondan sonra tamam dedi oradan çıktık. Çıktıktan sonra hakim bana dedi ki toplum yere git yalnız bunlarla dolanma. Askeriye bana dedi ki komutanlar hep o şeyler o tuttu. Komutanlar bana dedi ki bu adamlarla yalnız bir yere gitme. Ya kafede otur ya kalabalık yerde otur. Neyse savcı hakim şeyimizi aldı. İfademizi aldı. Bitirdi. Dedi ki bunu en yakın 15 günde öde. Ödemeni yap mahkemeyi bitir. Dedi ki bir ay izin ver. Neyse bir ay oldu. Adam nasıl oradan çıktıysa gel dedi Antalya'ya geçtik bir sefer. Antalya dedi ki gel şurada oturalım da dedi konuşalım dedi. Hani işi bitirelim alalım verelim. Teyzeciğim siz ne aldınız ne sattınız? Söyleyeceğim onu. Oradan beni çekti kenara Antalya'da bir parka. Elimdeki kağıtları aldı. Onların da getir resmini çekti mi? İkinci sefer ikinci suç. Oradan kayıp oldu ortadan. Alışveriş yapıyor, satıyor, düğün salonu istiyor. Öbürü aynı. Ondan sonra da yerimi, yurdumu hep yıktılar. Aha resimler. Aha adliyede verdim. Savcılığında haberi var. Ondan sonra hepsinde haberi var. Benim oğlum kan kusuyor. Belediyenin aha günü geldi. Tapu alınacak, verilecek. Ödemeyi kessin bu adam yapacak diye. Ondan sonra iş yeriyle ben tarla takas ettim. İş yeriyle tarla takas ettiniz yani. Arba pazarının karşısı. Buyurun bak. Buyurun bak yıkım yerler. Hep yıktılar. Çek orayı da çek. Hep yıktılar. Ondan sonra yıkım yerleri hep çektiler. İş yeri bura benim iş yerim. Ondan sonra polis gelip çekmiyor korkudan. Polis kaçıyor. Ben ondan sonra şey ettim. Ondan sonra geçen gün de burada sağ olsun il şey başkanımız. Annem uzaktan dursan. Neyse durun 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 durun. Ondan sonra bak hep bunlar iş yerim. Neyse geldi çektiler şey ettiler içeri verdim iş yerimden ta zararım çok zararımı ödesinler ondan sonra bu iş bitsin her yere başvurdum savcılığa vurdum kaymakamlığa vurdum il başkanlıklarına vurdum gitmedim ne dediler o diyor ben anlamıyorum o diyor ben anlamıyorum o diyor ben anlamıyorum yani Türkçesi ben Türk değilim herhalde benim lafımdan kimse anlamıyor ya ahraz bile anlar. Şu kör olan kör bile ben Türkçe konuşuyorum ben. Başka bir şey konuşmuyorum. Niye anlamıyorsunuz? Bir tek benim askeriyem, Antalya'da askeriyem. Allah razı olsun bana çorap giydirdiler komutanlar. Bana çorap giydirdiler, bana çay ikram ettiler. Ben onlardan değilim. Beyim hasta yatalak, beyim ölüm döşeğinde. Aha şimdi de öldü. Aha da resimleri. Oğlum benim o evin sahibi kan kusuyor bak bak. Bak resmini çekin. Kan kusuyor bak oluk gibi kan. Ben oradan kiraya vereceğim de kiramı alıp da vereceğim. Ondan sonra bak kan kusuyor. Bak kan kusuyor.
Ondan sonra aha kan kusuyu. Beyim öldü. Ölüsüne dahi gidemedim. Param yok. Gidemedim. Ondan sonra düşüyorum. Hastayım. Beyimin resmi de burada. Ondan sonra işte annem bize bak bu zararlarıma bak. Bütün zararlarım. Bak beyim benim beyim de bir karakol komutanıydı. Çanakkale'de bak Çanakkale bağları. Bir karakol komutanıydı. Ağlıya ağlıya gitti. 5 senedir iş yerim kaybettim ağladı. Parasız kaldım ağladı bak beyim. Ondan sonra ölüm şeyi de burada. Hepsi burada. Etleri çürüdü çürüdü. Ondan sonra çürüdü etleri resmen çürüdü. Yetkililerden beni önce reisi cumhurun yanına gönderecekler. Resmen gönderecekler. Ben söylüyorum, söyleyeceğimi. Ha, evraklarım gelmiyor. Postacı benim evraklarımı getirmiyor. Benim tamam ben şeyimi birisini peşimde taşıyorum. Şeyimi, ev adresimi. Birisi devamlı evimde. Antalya'da araba pazarının karşısında devamlı orada. Ondan sonra benim evraklarım gelmiyor. Polis gelip bakmıyor. Antalya şey polis 50 kere ben buraya polis şeyine geldim uyuyor. Polis uyur mu hiç? Şimdi bir polisim sesimi duyurdu. Bütün resimleri çektirdi asayişte. Adını da ben Hakan Fidan koydum. Aynı ona da benziyor. Şimdi burada askeriyenin karşısında. Bir o polis benim sesimi duyurdu. Evet. Çok teşekkür ederim. Anından öperim. Şimdi gene onun yanına da gideceğim. Bir o komiser mi polis mi bilmiyorum. Adı Heral Hakan. Ben onun adını aynı reisi cumhurun koruması Hakan Fidan var ya. Aynı onun adını koydum. Çünkü görevini öyle bir yaptı ki. Gerisi hiçbiri yapmadı. Anladım teyzeciğim. Teşekkür ederiz. Kınıyorum. Düşüyorum. 6 tane raporun üstündeyim. Kimse gelip de kapımı çalıp da derdin şu mu demediler. Demediler annem. Sağ olsun şimdi bir şeyle karşılaştım, muhtarıyla. Ona çok teşekkür ederim. İkinci sesimi duyurmada o çocuk oldu. Evet, teyzemizin böyle bir derdi var. Kendisinin dolandırıldığını iddia ediyor. Yetkililerden yardımını bekliyor.